Ölünün ardından 7'si, 40'ı, 52'si ve sene-i devriye gibi gecelerde okunan mevlütler çok gerekli midir yoksa başka zamanlarda da okunabilir mi? Tabii öncelikle Hanefi mezhebine göre gerek ibadet, mali ibadet olsun, gerek bedeni ibadet olsun, namaz bedeni bir ibadettir. Sadaka mali bir ibadettir. Hac, ümre hem beden hem de malla yapılan bir ibadettir. Bunlar da niyabet, yani sevabını bir başkasına hediye etmek caizdir. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim okur, oradan bir sevap elde eder. Bu Kur'an-ı Kerim'den okumuş olduğum sevabı işte filan hayatta olan kişiye veya filan ölmüş olan kişiye hediye ediyorum demesi sahiptir. Ve Hanefi mezhebine göre o sevap o kişiye gider. Kendisi de bu sevaptan mahrum olmamakla beraber. Şimdi burada genelde bu cenazeler için, ölmüşler içindense de hayatta olanlar için de olabilir. Sadece Kur'an'ı korumak değil. Sadaka verirsin işte ölmüş olan babamın ruhu için. Evet. Veyahut da işte kardeşimin için, hayatta olan kardeşim için sevabı onun olsun. Bu da olabilir. İki rekat namaz kılarsınız, kıldığım bu namazın sevabını işte şuna 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 hediye ettim diyebilirsiniz. Tavaf yaparsınız, tavafın sevabını hediye edebilirsiniz. Ümre yaparsınız, bunun sevabını birilerine hediye edebilirsiniz. Peki burada sevabını hediye edebileceğiniz şey bir ibadet olmalıdır. Yani kişinin sevap kazanmasına sebebiyet veren maksut bir ibadet olmalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak veya ümre yapmak, tavaf yapmak. Ama Mevlid-i Şerif'ten bahsediliyor ki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden bir dizge. Evet. Bunun okunmasında arada salatü selam getirmesinden dolayı kişi sevap kazanabilir. Ama bu bir kıraat değildir ki buradan elde edilen sevabı birilerine hediye edelim. Evet. Bir kere bu yanlıştır. Bunu söylememiz gerekir. Ama halk arasında mevlid diye tabir ediliyor ama Kur'an okunuyor ise işte filancının mevlidi var ama gidiyorsun mevlid değil de normal Kur'an-ı Kerim okunuyor. O hediye ediliyor. Bu tarzda ise bu olabilir. Ama bunun 3'ü, 20'si, 40'ı, 60'ı, işte yıllı vesaire falan bunlar yine örfümüzde var olsa da böyle bir kayıt yoktur. Kişi her daim onun arkasından bir şeyler gönderildiği zaman kişi sevinecektir. Hatta bir hadis-i şerifte ölen kimse boğulmak üzere olan kimse gibidir. Eşinden, dostundan gelecek yardıma muhtaçtır. Ve onu her daim sevinecektir. Dolayısıyla illa şu kadar gün geçtikten sonra yardım edeyim değil. İmkan her gece, her an, her namazın akabinde bunları hatırlamak daha güzeldir. Evet. Örfen böyle bir ifadeler kullanılmış. Bunun arka planında ne var? Pek bununla da vakıf değilim. Bazıları diyor ki işte 3 günde çürüme oluyor, 40 günde şöyle oluyor vesaire ama bunların yani fiziksel olarak böyle bir takım işlemlerin olması ona bir takım kıraatın hediye edilmesiyle alakalı değil. Kişi her daim ölmüşlerini hatırlamalı, her daim onlara hediyeler göndermelidir. Bunu adet haline getirmeli ki bizler de o halle hallendiğimiz zaman birileri de bizim arkamızdan böyle hediyeler göndersin. Allah razı olsun hocam. Geçmişlerimize bu vesileyle tekrar Mevlam rahmet eylesin. Amin. Amin.